Herkese merhaba arkadaşlar, ben Doğuş. Bugün bu simülatör yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bu simülatörde ne yapacağız? Bugün eski arabalarımızın hepsini satacağız. Hepsini derken şöyle hepsini arkadaşlar, kötü olan, yani biliyorsunuz birkaç turda böyle eski araçlardan falan aldık. Onların hepsini satacağız arkadaşlar. Sıfırlayacağız inşallah, eğer satabilirsek tabii. Çünkü ikinci el pazarı her zaman satmıyor bildiğim kadarıyla en azından. Onları satacağız arkadaşlar. Bir de böyle çıtırından ufak bir tur yapacağız. Sizi de çok bekletmek istemiyorum arkadaşlar ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar şu an abone olmadan izleyen %84'lük bir izleyici kitlesi var. Bu arkadaşlar abone olarak izlerlerse çok daha çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sizleri de tüm olarak ayarlamayı unutmayın diyorum. Siz beğenilerinizi atarken arkadaşlar ben de şöyle ekranları değiştireyim. Şimdi gelelim oyunumuza. Arkadaşlar dediğim gibi şöyle garaja gelip ben şimdi bütün arabaları bakın nasıl satıyorum, iyi izleyin. Tamam. İnandım. İkinci el pazarından mı acaba satıyorduk? Bunu hiç denemedik abi. Bu teklif ver muhabbeti. Okey. Tamamlanan teklifler burada yok. Tamam. O zaman şuradan yapacağız. Şimdi Opal'in HT mesela. Kötü arkadaşlar bu. Bunu satalım mesela. Satışa çıkar diyelim. Bu aracı satamazsınız. Neden? Kankacığım. Sebebi nedir acaba? Durun bir saniye. Bakalım. Diğer araçları yapabiliyor muyuz? Bu da Tempo Opal'in. Bunu mesela satışa çıkar desem. Bunu satabiliyoruz. En yüksek fiyat neymiş? 37.500. Güzel para kanka. Güzel para yani. Satışa çıkar. Tamam. Aracınız pazar satışa çıktı. Satış gerçekleşirse %10 komisyon alınacaktır. Oha ya, bunu da yapmazsınız. Harbiden helal olsun. Bunu da yapmazsınız yani. Tamam, buna bir teklif gelir bu arada. Bir bakalım diğerlerine. Bunu da satışa çıkar abi. Buna da ihtiyacımız yok. Satışa çıkar. Buna da yine en yüksek fiyattan verelim arkadaşlar. Ver. Bakalım şu an 49-50 bin paramız var. Bakalım bunları satışlarından hepsinden ne kadar kar edeceğiz, ona bakacağız. Tabii videonun hepsinde hepsi satılırsa. Diamond Class. Bu neydi mesela? Bunun şeyleriyle yazılmış. Bunun şeyi iyi. Konforu 2 sadece. Bu şimdilik kalsın. Bunun gücü mücüğü çünkü. Safari diyor. Safari'ye bakalım bir. Bu ne kadarmış? 408, 52 yolcu kapasitesi varmış. Bunu da çıkartalım ya. Çıkart. Bu ne kadarmış? Hemen bakalım. 50K. Bunların acaba şey fiyatları ne kadar? Fiyatı çıkar bunda. %10 komisyon muhabbeti çok saçmaymış ya bu arada. Neyse durun bakalım bir. Turishima 17, bunu satmayacağım. Starline daha yeni almıştık zaten, bunu da satmayacağım. Scania'nın yeni arabası var. Bunun ne kadardı? 410 şeyi kapasitesi 3. Tamam, bu da kalsın. Ya 50 üzeri olan şeyleri satmayacağım arkadaşlar. Yolcu kapasitesi 50 olanları satmayacağım bu arada. 50 ve üzeri olanları. Otomarsan ne kadar? 42 mesela, bunu satışa çıkar. Aynı anda 3 tane fazla araç satışa çıkartamazsınız. O kötü. Bunları neden çıkartamıyoruz peki? Acaba bunlar şey diye mi? Oyunun kendi verdiği araçlar diye mi? İlk verdiği araçlar diye mi satışa çıkartamıyoruz? O kötüymüş. Yani aslında 50'leri de satabiliriz. Böyle şeyler de yapabiliriz. Şu ikisi de çıkacak zaten. Turishima 16. Bunu da düşünebiliriz. Turishima 16. Biz hangisini kullanıyorduk lan bu arada? Bizimki buydu da Trivago 17. Ya Trivago 11'di. Evet 11. Bizimki 11'di arkadaşlar. Biz bunu kullanıyorduk. Aynen. Tamam, bir saniye şimdi bakalım. Göster diyelim ikinci el pazarını. Bunlar bekleyecek mi? Bunlar kaç? Kalan süre 57 dakika. Oo, bir saat içinde mi satılacak bunlar? Kötüymüş ya. Neyse arkadaşlar, bunları en azından satışa çıkardık. Böyle video. O şekilde bakarız. Yani en kötü onu yaparız. Çünkü başka türlü olmayacak gibime geliyor. Yani mesela diğer videonun başında da arkadaşlar bunların satışlarını vesaire size gösteririm. Tabii o zamana kadar satılırsa. Yani çünkü teklif vermezlerse satılmama muhabbeti de var diye biliyorum ben oyunda. O yüzden bunları bekleyeceğiz. Ama bunları beklemek yerine biz hemen hızlıca şöyle bir tane 20 dakikalık falan bir sefer yapalım arkadaşlar. Bugün de bu şekilde kapatalım. Dediğim gibi diğer videonun başında da bu yaptığımız araçları, satışları hepsine bakacağız. Şunu istemiyorum kardeşim, istemiyorum, param var benim. Bizim kaç tane işçimiz var ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hey maşallah. Peki bunları yapabiliyor muyuz? Şoförler kısmına bakacaktık lan, doğru. Şoförler diyeyim, biz bunları çıkartabiliyoruz. Şöyle yaparız hatta arkadaşlar, biz araçları sattıktan sonra, bütün araçları elimizden çıkarttıktan sonra bu şoförlerin hepsini bir yıldızları da satarız. Sadece 3 ve üzeri yıldızlı şoförlerden bakarız. Yani en kötü öyle yapabiliriz. Şu an çünkü para kasma gibi bir derdimiz yok. Para her türlü kasabiliyoruz. Şu an bile istesem şoförleri işe göndersem anında bir 100K falan para oluyor. O yüzden bir sıkıntımız yok bizim. O yüzden biraz da aslında şeyleri satıyorum. Araçları satıyorum. Çünkü araçlar çok fazla müşteri almadığı için
bilet o kadar satılmıyor. Bilet satmadığı için biz de para kazanamıyoruz. O yönden bir sıkıntı var. Burada ne kadar bizim yolumuz kalmıştı? 603 kilometre kalmış. Tamam, 600 kilometrelik bir yol bulalım arkadaşlar. 40 tane de altınımızı alalım. Bu videoyu da bu şekilde kapatalım diyorum. Şuradan hemen ilk önce garajdan şu arabayı değiştirebilir miyim lütfen? Çünkü gerçekten bu çift katlı benim ömrümü yedi, bir saniye. 605 kilometrelik bir yol yapacağız zaten. Şöyle geri çıkalım. Bir daha tekrar bakalım, kontrol edelim. Belki şey veren teklif falan gelmiştir. 26.000 araç şu an şeyde var. Maşallah maşallah maşallah. Hatta şunların parasına da bakalım mı bir? Mercedes Benz mesela 0302. Mercedes Benz ne kadarmış? Bir bakalım arkadaşlar. Normal fiyatı. Bir araç. 37. 500 eksiyle satıyoruz. Olsun ya, bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi seferler diyelim. 600 kilometrelik bir yol açalım. Bakalım nereden nereye gidebiliyoruz. Uzun süredir şöyle Ardahan doğu turu yapmıyorduk. Bir doğu turu mu yapsak acaba? Bir memlekete uğrayayım. Oradan da Karadeniz turu yaparak geleyim. Sonra da buraya gidelim. Böyle yapalım. Bence böyle yapalım. 821 kilometre Ardahan, Trabzon, Ordu, Akdağ Madeni. Güzel. Şöyle bilet fiyatlarımızı da bir yükseltelim arkadaşlar. Böyle şunların hepsini. Para lazım arkadaşlar. Para şart. O yüzden ucuza milleti götürmeyelim. Gerek yok. Şöyle şunları da bir alalım. Dondurma alalım. Sıcak sıcak yesinler. Saati de sabah saatlerini ayarlayayım. Hava durumunda açık hava yapalım. Onayla diyelim kardeşim. Onayla dedik. Biz gideceğiz biz. Hızlandır. 51 tane bile satıldı mesela. Bizim kapasitemiz 52 arkadaşlar. 2.2K. Allah bereket versin. Başka türlü zaten satış yapamazlar. Biz firmayı büyüttüğümüz zaman o yan firmalar falan bok yer yani. Hayırdır ha? Çalıştır kardeşim, çalıştır aracımızı. Oh be, özlemişiz ya. Vallahi içini dışını her şeyini özledim bu aracın ya. Abi geçen video eziyet çektik resmen. Bir de uzun kilometreli yol açtık. Ok varmış gibi. Ne gerek var böyle yavaş. Aha sinek. O sineği tutmam lazım, yoksa o beni öldürecek, bitirecek. Tamam, gelin kardeşim gelin. Açtım kapıları, bagajları. Nereye gitti o şerefsiz? Zooks Games iyi yolculuklar diler. Neyse yakalarım ben onu bir ara. Bir yerde kıstırırım. Hadi kardeşim hadi, hızlı sizde ya. Sizle mi uğraşacağız, sinekle mi ya? Ardahan nereye gitti lan o acaba? Onayla kardeşim, onayla gel. Bir şöyle Ardahan'dan bir hareket edelim ya. Uzun süredir Ardahan'dan çıkmamıştık. Metro turizm mi? Kırmızı arabası mı varmış lan metronun? Bizim mi haberimiz yok? Dön kardeşim, dön 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 dön. Ooo. Oğlum harbiden benim arabamı özlemişim ya. Senin yeriyle bagaj kapalı. Tamam kapattım, al. Bagajına tükürürüm senin ha. İt. Yavşağa bak. Şöyle bir radyomuzu da açalım değil mi? Dur lan. Tamam. Şöyle aynamızı da açalım. Otobüste klima var mı? Var tabii ki de. Manyak mısın sen? Al sana klimayı açtım. Al sana bunları da açtım. Susun. Yeter ki beni rahat bırakın. Rahat rahat yoluma gideyim. Hadi. Şimdi birazdan müzik zevkin çok iyi diyecekler. Biliyoruz. Tabii ki de müzik zevkimiz çok iyi. Normalde müzik zevkimi dinleseniz ah derbeder olursunuz hepiniz de. Dua edin. Dua edin, yapmıyorum. Yapamıyorum daha doğrusu. Yapmıyorum değil, yapamıyorum arkadaşlar. Maalesef. Gerek yok. Tamam ablacığım. Hemen çıkıyorum. Siz de bu arada iyisinizdir umarım arkadaşlar. Gününüz güzel, haftanız güzel geçiyordur inşallah. Biletler pahalıydı. Evet biraz pahalı. Biraz pahalı yapıyoruz çünkü konforumuz belli. Kaliteli müşteriye, kaliteli hizmete biletler biraz pahalı yapabiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Ona da ölmeyin yani. Nedir? Ha, diğer firmalar çok mu ucuza veriyor? Veriyorsa şey yapın kardeşim. Gidin onları da yapın. Bana ne? Vallahi bu insanlar değişik ya. Neyse. Sinirlenmeyeceğim. Sakin sakin yolumu gideceğim. Beni de anlandırır. Anlandırır. Oh, oh. Nereye çarptın lan? Aha.
Şimdi suç benim mi? He? Yoksa bu hıyarım mı? Ha arkadaşlar. Benim mi bunun mu? Yani her videoda illa bir tane Denyo çıkacak benim karşıma şöyle. Neyse. Ya niye yani? Niye? Sinyal ver yavşak. Bunun gibi Denyo'lardan çok şeyde, trafikte de var. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Vallahi sinyal ver çık. Göt. Bak. Şimdi sağa da geçemeyeceğim. Bu araç mükemmel ya. Bu araç harbiden mükemmel ya. Bu aracı ben canını yerim ya. Vallahi diğer araç neydi abi? Gitmiyordu da ya. Mesela bu araç kadar hızlanamıyor arkadaşlar diğer araç. Aradaki farkı elbet anlayacaksınız. Diğer videoyu da geçin izleyin mesela. Yeni araba aldım diye video atmıştım. Hatta buraya da şeyini koyarım. Ya gidin izleyin o videoda gerçekten aradaki farkı göreceksiniz. Böyle bir tesise girelim şu arabayı da bir yıkayamış oluruz ya. Yavaş girelim kardeşim yavaş. Yani yine çarptı ben anlamadım ki. Yani 105 ile girmem lazım herhalde bu tesise. En nefret ettiğim tesislerden bir tanesi burası. Yine olmadı. Çok güzel. Tamam. Şöyle gidersek. Dur lan. Ya kanka ol artık ya. Ya Allah'ını seven şu Zux Games. Allah aşkına beni izliyorsan, dinliyorsanız. Şunları bir düzeltin be brocum. Ya biraz daha geniş yapın ya. Kıyamet kopmaz be. He? Al işte. Tamam ben de çok iyi sürmüyorum ama yani. Ablacım sağ ol da şu an müzik zevkine tükürtme bana ya. İn aşağı. Dur yanlışını açtım. Kapat. Sen kapan. Hadi siz gidin gelin de ben bir arabayı yıkayacağım hadi. Koş. Bir arabayı temiz yıkayalım ya. Özledim. Vallahi arabamı özledim. Ulan biz bunun şeyini yazı tipini değiştirmedik mi? Diğer yazı tipiyle kalmış bu. Neyse olsun. Tamam. Sıkıntı yok. Oğlum o sinek var ya beni bütün gece yiyecek ha. Harbiden o sinek benim ağzıma tükürecekmiş gibime geliyor ama. Dur bakalım hayırlısı. Bizim bütün plakalın 31 olması peki. Şaka mı? Ön tarafa da. Ön taraf önemli abi. Bizim için ön taraf en önemli yer. Önümüzü görelim. Sıkıntı çıkmasın. Ben buradan çıkamayacak mıyım? Allah sizin belanızı vermesin. Hı. Her yer su içinde kaldı. Ayaklarımın içi hep su doldu ya. Tamam. Git kardeşim git hadi. Kapat şurayı. Dur. Kapıları kapatmadık. Tamam. Geldi de bütün yolcular mı abin? Mustafa. Tamam. Gelmiş ben onayı aldım arkadaşlar. Benzinimiz %82 yeter. Benzinden yana bir sıkıntımız yok. Bu araba benzin harcamıyor ya. Bu arabanın canını yerim ya. Vallahi billahi ya. Abi araban olacaksa bakın arkadaşlar direkt 79-80 anladınız mı? Ben bu aracı bu yüzden seviyorum işte. Arabada hızlanma gibi bir derdin yok. Bas git ya. Bas git. Ah git ya. Anam şu yeşilden önce girmem lazım diyeceğim de giremeyeceğiz herhalde. Dur lan. Geri geçersen kanka öyle çarparsın. Öyle geçersen çarparsın. Yapacak hiçbir şey yok. 300 gibi gelmeseydin. Bakalım belki bir şeyde çıkışında yolcuları bitirdikten sonra şey yapar arkadaşlar. Araçlara teklif gelir. Bakacağız. Göreceğiz. Polis. Nuri Yalçı. Özlemişsindir. Polis emmi. Bir daha basacağım dur.
Görüşürüz. Oğlum benden hızlı olamazsınız lan. Biz hayırdır, sizi ben cebimden çıkartıyorum, cebimden. Ne oluyor lan? O kırmızı araç niye orada durdu mesela? Hani sebebi neydi? Bu arada arkadaşlar, pazar günü mükemmel bir oyun girdik. Eniştemle oyun oynadım. Onun da kamerası falan çok şey yaptık yani, yaptık. Ayarladık bir şekilde. Geçin onu da izleyin derim. Gerçekten çok keyifli bir video oldu. Bulmaca oyunu tam böyle sevdiğiniz, inşallah seversiniz tabi, seviyorsunuzdur. Seveceğiniz bir tarzda bir oyun. Geçin onu da izleyin. Bakın ona da. Böyle beğeni atın. Böyle. Buradan direkt selektör yapmaya başlasam geçer mi acaba? Oo, ben sağdan çıkacakmışım, pardon. Allah, bu adam da sağdan gidiyor. Geçmiş olsun. Kötü oldu bu. Vallahi çok kötü oldu. Bunun yanından da geçemeyiz değil mi? Yok, hiç denemeyeceğim arkadaşlar. Hiç gerek yok. Rahatsız edeyim biraz. Dörtlüler yakıyor. Bak bak bak. Tamam tamam, hadi durdum durdum. Adam ol. Bir daha önüme geçersen vallahi var ya, o farları sokarım bir yerlerine, ben sana söyleyeyim. Zaten boştur taşıyorsun lan. İçi gözüktü. Yavşak. Takmış bir de arkasına şeyi. Geçen bir arkadaş Truck Simulator'dan sonra şey yazmış. Abi onlar remok değil diye. Kankacım remok olmadığını biliyorum da ben öyle söylüyorum. Bizim de farkımız olmasın mı yani? Bizim de farkımız olsun değil mi? Yavaş kardeşim yavaş. Hop 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 hop. Burası neresiydi ya? Lan bura nere? Buraya niye girdim? Neyse şuradan geçtik geçtik, tamam. Tamam, şöyle yavaş yavaş. Ha bak, burayı ne güzel geniş yapmışsınız vicdansızlar. Diğer yerleri niye yapmıyorsunuz? Atla kardeşim, atla. Gitsin gelsinler. İnan yolcu 2, otobüsteki yolcu 39, ordu yolcusu 2, Akdağ madeni yolcusu 10. Tamam. Okey. Kapıları kapat abicim. Hemen indir. El frenini, bel frenini hemen. Biz bir yere çarpmayız değil mi? Çarpmayacak. Tamam. Şöyle geri hemen. Bak abicim bire. Trabzon. Burası Trabzon'muş lan. Tamam. Oluştur abicim sen. Oha, sıfır döndük ha. Normalde valla böyle birisi karşıma çıksa senin derim anani da avrani da. Tamam, ana avrat yok, ana avrat yok. Sen niye yavaştın oğlum bu kadar? Ne oldu, araban hızlanmıyor mu? Hemen yardım edelim abi. Yak dörtlüleri hemen. Ha, arabamız var ki sürüyoruz arkadaşlar ya. Ulan lan lan lan. Koluma bakayım derken kaza yaptık. Tamam ablacığım, sağdan çıkacağım. Bir saniye müsaade edersen bana. Bu sağdan çıkış o keskin dönüşlerden değil değil mi ya? Onlardan mı? Yok değil, tamam. 90 kilometre hızla giren virajlara seviyorum. Çünkü keskin olmuyorlar. Böyle sola sinyal verelim. Hatta bir kere daha verelim. En sola geç kardeşim. Heh. Tamam. Bir şeyi nereye koymuştuk ya? Ha, R'deymiş. Burada R. Şimdiden selektör yapayım, bakayım kaç tanesi çekilecek. Bunlar çekilmiyor. Trakta işe yarıyordu bu. Neyse tamam, ben şuradan giderim. Kapat lan. Hop.
Zikzak çizerek gidiyor. Makas ata ata. Oo. Baka baba, iyi ki de o sarının peşinden gitmemişim. Kaza yapmıştık. Beni görünce hemen sol sinyali verip sola geçti. Adam olacaksınız adam. Yani madam ederim sizi. Ben size söyleyeyim. Sonra Doğuş geldi, yağlı yağlı soktu çıkarttı demeyin arkadaşlar. Emin değilim. Bunun yazısını da bu arada kırmızı yapalım. Kırmızı güzel. Maviyle ne kadar güzel olur o tartışılır tabi de. Gerçi yok, bundaki sarı kalsın. Niye kırmızı yapıyoruz ki? Siyah araba alırsak tekrar siyah şey yaparız. Kırmızı yaparız. O yazı stili güzel yazı. Yazı stili harbiden çok güzeldi. Tamam, bizim bunlar müşterilerin memnuniyetine ya. 85. Ha. Tamam, şurada bir molaya girelim. Tesise girelim bir. Ben yine tekrar bir arabayı yıkayayım arkadaşlar. Hızlıca. Tesis seviyorum. Düz ayak ya. Şöyle yavaşça, yavaşla 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 kardeşim. Şuradan şöyle girdik mi? Biraz daha sollu. Tamam. Lan nasıl olmuyorsun ya? Allah senin belanı. Şu an ne yanlış olan ne kanka? Allah Allah. Beni sinir ettiler ya. Vallahi bazen çok insan veremediyor ya. Tamam, %100 de temizledik. Lan nasıl %100 oldu işte, mal mısın salak? Tamam kardeşim, tamam hadi çıkalım. Go 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 go. %52 benzinimiz var. Yeter herhalde ya, bizi götürür diye düşünüyorum, bilmiyorum. Şöyle sola sinyalimizi verelim. Bir daha verelim. Tamam. Okey. Benim nezli sende yan. %90, %98. Güzel, güzel. Kötü değil. Kötü değil arkadaşlar. Hatta ben... Ya da şimdi basmasak mı ya? Dur, üçünü de sona harcarız arkadaşlar. Bir saniye bekleyelim. En son basarız. 5 yıldızı cebimize koyarız. İyi olur. Sen 5 yıldız hayal oldu artık. Öyle bir şey yok. Evet. Maalesef. Maalesef çarptık. Aynen kanka, şeyi söyleme ama. Adını sen söyle. Sağa sola dön diye Allah belanı vermesin ya. O 5 yıldız artık hayal oldu gibi. Yapacak bir şey yok. Radyo niye gitti lan? Radyo ne oldu? Radyo bozuldu. Evet. Radyo harbiden bozuldu. Neyse, çalmasa da olur. Bir şey olmaz. Ama şu cıdırtı gitsin artık. Dur. Radyoya ne oldu peki? Ne oldu? Burada çekmiyor mu? Frekans yetişmiyor buraya. Oo, %82 ne? %80. Evet. Neyse dur, şunlara bir yemek dayayayım ben. Lan dur. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Ne oluyor oğlum radyoya? Mal mısın? Ne çekmiyor mu? Frekansın burada yok mu? Radyo bozuldu. Güzeldi. Gerizekalı. Olur, o böyle şeyler olur. Böyle hatalar olur arkadaşlar. Normaldir. Ne kadar büyük bir kapıymış. Bizim hemen şurada park yerimiz. Güzel. Ordu. Oha, çok gitmişiz lan. Neyse. Vallahi orada çekmiyor frekansa, ben size söyleyeyim. Tamam lan. Ha. Tamam. İnin kardeşim, in.
Allah aşkına bavullar falan hepsini alın çıkın gidin. Ne cenabetsiniz siz ya. Onayla kardeşim, onayla. Hadi gidelim. Bagajları kapatalım, ondan sonra demesinler bagajları kapatmadınız falan diye. Ay sizin motorunuza sokayım ya. Yani nefret ediyorum şu geceleri böyle motor sesiyle. Gerizekalılar ya. Tamam ablacım, tamam. Anladık, rota oluşturuldu, tamam. Şuradan geçemiyor muyuz biz? Geçebiliyoruz. İlginç bir şey yapmışlar. Farklı bir teknik uygulamışlar buraya. 287 km. İyi, güzel bir şey kalmadı ha. İyi iyi, böyle böyle o 15 şeyi de alırız. 15 neydi ya? Güzel döndük bu arada. İyi, şey yapmayın, güzel döndük. 46'ını da alırız. Oğlum valla bak, orduda, orduya gelince bir sıkıntı oldu arabada, ben anlamadım. Radyolar falan, frekanslar falan gitti. Niye öyle oldu acaba? Neyse. Olduğu kadar, olmadığı kader. Biz sağa mı döneceğiz? Nereden? İleriden. Tünelden sonraki sağdan gireceğiz. Tamam, bildiğimiz yollar, bildiğimiz yollar. Ama ben bu yeşilden önce girmem lazım buraya. Hop. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Yavaşlasaydım bu sefer hızlanamayacaktık. Olsun. Yüzde kaç? %80. %85 yapmıştık. Yine 80'e düştü. Olsundu be. %80, 85, 90 olur iki kere verirsek. Belki bir şeye de girersek %95'te kapatabiliriz belki. Ama böyle deniyorlar, olursa işte olmaz. Birazdan şimdi bir tanesi önümüze kırar bizim. Çarparız. %5 de oradan gider. Ya hiç termale girmeyeceğim arkadaşlar bu arada. Düz devam edeceğim. %80-90'da kapatsak bir şey olmaz ya. 5 yıldız değil, 4 yıldız alalım sanki, ne olacak? Çok da önemli bir şey değil bizim için. Bizim konforumuz belli. Gerek yok, ihtiyacımız yok yani böyle yıldızlı mıldızlı şeylere. %30 benzinimiz var bu arada. Tam yetecek gibime geliyor. Benzine para vermeden yolculuğu tamamlarsak güzel olur. Aha. Tamam. Yavaşlarız. Ama biraz yavaşlarım. Sonra basarım kankacığım. Hadi görüşürüz. Yapıyoruz. Biz bu sporu yapıyoruz arkadaşlar. Yeni gelmedik. Geri gel. Kasma, ağzına tükürürüm seni. Kasma. Abi çok garip geliyor bana. Tamam, bu dönüşlerde eyvallah anlarım. Yavaş gidersin de. Düz yollarda bu kadar yavaş yapmaları biraz saçma olmuş. Biraz da hızlı yapabilirlermiş. Burası 80 km hız istiyor mesela. Değil mi? 80 km'ye gidelim ha. Gidelim, ne olacak şimdi? Sollama payı nerede bunun? 80 km'nin sollama payı nerede mesela? Bana bir söyleyin. Kanka, dörtlü yakacağına geçsene sağa. Allah Allah. Dörtlüyü yakmış bana, gerizekalıya bak sen ya. Aptal. Şunu da yapayım biraz. Sinyal niye? Dur. Taksi mi bu? Taksi değilmiş, tamam. Hehe. Ben de oraya geçeceğim birazdan kankacığım. Hehehe. Neyse. Ay, biz burada çarpacağız değil mi? Ya ben buradan nefret ediyorum ama ya. Ya al işte, al işte. Sağa kurtarsan solu vuruyor, solu kurtarsan sağa vuruyorsun ya. Neyse. En azından bir kere çarptık, öyle düşünmek lazım. Oo, dur dur dur. Böyle bir kere yemeği daya. Ya. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuk bölgesi tamam. Getirip servis sehpalarınızı açmanızı öner vereceğim. Ama
Bir kere daha vereceğim. Bir kere daha gitmeden önce vereceğim. İndirmeden önce vereceğim. Geldi mi bizim muhabir? Gelmedi. Gel lan çabuk. Oğlum yavaşladım bilerek bak. Ya muhabir. Biz nasıl unuttuk onu ya? Neyse dur bekleriz biraz. Muhabir. Öldün mü lan arkada? Muavin gelsene muavin. Lan muavini bekliyoruz ya, böyle bir şey var mı ya? Lan muavin gelsene. Allah belanı versin muavin. Yapacağın işe tüküreyim muavin. Lan gelsene buraya. Vallahi bitirdi bizi muavin ya. Yani şöyle yavaş yavaş hareket edelim de bari. Bir şey oldu sansınlar. Muavin. %95 oğlum ver. Sayın komutanımız. Tamam. Servisimiz başlamak üzeredir. %88. İyi, yeter. Allah bereket versin arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tamam, şuradan da şu Akdağ Madeni'ne giriş yaptık mıydı? Bugünü de böyle güzel bir şekilde kapatırız. Yavaşla kardeşim, yavaşla. Şöyle biraz daha ilerle. Hops, tamam. İnin lan. Hadi defol. İn. Süpersin kaptan. İşte usta şoför. Bizden bahsediyor arkadaşlar. 2190-245. İyi. Kötü değil. Güzel. Başarılı dedi. 4 yıldız verdi. %90'ın altında olduğu için 4 yıldız veriyor arkadaşlar. Olsun olsun. 4 yıldız da iyidir. Kötü değil. Sonuçta 4 yıldız olan. Bir bakalım araçlar gelmiş mi? Ona da bakalım son kez arkadaşlar. Ona göre videoyu bitirelim. Kış etkinliğinden şu paramızı alalım ilk önce. Ver babacım bize paramızı. Tamam. Teşekkürler. Garaj diyelim. Göster babacım, göster. Teklif geldi mi bizim araçlara? Yok. Gelmedi arkadaşlar. 20 dakikası var. Tamam, bunlara teklif gelirse dediğim gibi arkadaşlar bir sonraki videoda artık bunları satarız. O şekilde bir şey yaparız diye düşünüyorum. Güzel video oldu arkadaşlar. Keyifliydi. Güzel bir 600 km yolumuzu yaptık. Kış etkinliğindeki görevimizi aldık. 40 tane altın aldık. Ve araçları satılığa çıkardık arkadaşlar. Bir sonraki videoda dediğim gibi artık o araçların tekrardan satışını falan ayarlarız. İnşallah teklif gelir de yaparız. Teklif gelmezse hiç bok yapamayacağız çünkü. Ekranda gördüğünüz videoda geçip onları da izleyebilirsiniz. Onlar da çok keyifli videolar oldu. Dediğim gibi pazar günü attığım videoya da göz atarsanız, beğenirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.